الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل ذكر فألم أنه لا إله إلا الله. Öyleyse Habibim bil ki Allah'tan başka yoktur. Rabbim bu imanımızı muhafaza buyursun. Son nefesimizde de aşkıyla şevkıyla buyurun. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sübhane rabbike rabbil izzeti emma yasifun ve selamun alel mursalin ve selametul alel hazirin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ya tavvel gulub, medet ya arhamarrahimin, medet ya ekremel eklemin, medet ya ilahel alemin. Destur ya Adem Safiyullah, destur ya Muhşekurullah, destur ya İbrahim Halilullah, destur ya Musa Kelimullah, destur ya İsa Ruhullah, destur Muhammed Mustafa Habibullah. Destur cümle Peygamber-i Zam ve Resul-i Kerim Hazretleri. Destur ya sahibel meydan. Rıza'en lillahil Fatiha ve as-salavat. Mevcut esmasıyla zahir, efaliyle malum olan Hazreti Allah'a hamdle başlarım. Habibi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve âli ashabına selatü selam olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten misyani yefkahu kavli ve üfevdi emri ilallah innallahu basirin bil ibad. Sadakallahul azim. Cenab-ı Hakk'a Musa Aleyhisselam'ın aczini itiraf eden tazarru niyazıyla başlıyoruz. Evet. Rabbim kusurumuzu affetsin. Ehli aşkı, ehli zikri na ehlin şerinden korusun. Allah ona ehle de kısmet etsin.
Bizler nankör değiliz. Şunu biliyoruz ki ezel-i erbahta Allah'ın lütfü ihsanı ayrı tahakkuk ediyor. Kulların ayırmak değil. Ezel-i erbahta veli diyen ruhlar, ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabına veli diye cevap verenler, burada imansız geri götürülmeyecek. Kanun-u ilahi bu. Niye? O zaten bitirdi o imtihanı da, daha şereflensin diye Hazreti Allah dünyaya gönderdi, kazansın. Bu kulum ihya olsun daha kazansın diye gönderdi. Onun için kafir gitmez burada. Ezel-i erbahta ruhlar âleminde beli diyenler, işte zahir ulemanın aklın ermediği, kabullenemediği bir yön. Çünkü velbâsül bâdel mevt yeteri kadar iman etmezler. Açık söylüyorum. Hatır için derler. Hatır için. Sonra onlar icap ederse Allah'a dinde öğretirler. Öyle etmedik mi? Öyle etmedik mi? Öyle gelmedik mi bugünlere? Dünyaya kendimize düşman böyle etmedik mi? Allah'ın kullarını hakir görerek, herkese gayrimüslim, kafir, gavur diyerek, din-i İslam'ı onlardan uzak tutarak, niye? İslam senin babanın malı değil ki ya. Adem Safiyullah'tan kıyamete kadar tek din vardır İslamiyet. Hazreti Allah buyuruyor. İnanmıyor musun? İnanıyorsun da niye tebliğ etmiyorsun? Ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. İnanmıyor musun diyoruz tekrar. Allah aşkına, lütfen. Resulullah aşkına. Resul-i Ekrem Efendimiz ilah değil. Hayır, hayır, hayır. Allah'la aynı kefeye koyamayız. Hayır, yok canım, öyle şey olur. Peygamberidir, elçisidir. Hazreti Allah'ın bütün peygamber efendileri böyle. Ayırt etmeyin diyor Hazreti Kur'an'da Hazreti Allah. Evet. Ayırt etmeyin. Onlar benim elçilerimdir. Resulümdür. Kulumdur, abdimdir. Onları benim emirlerimi tebliğ için kullarıma gönderdim. Vesile kıldım. Oraya yaklaşmayanlar rahmetimden istifade edemezler. Ancak kısmetlerini o musluktan alırlar. Herkes hangi musluğa yapıştıysa fark yok. Ha, daha mütekamil kişiler tekamül ettikçe yine peygamber göndermiş Hazreti Allah. Birbirinden farklı değil. Sen farklısın. İyi anla. Peygamber yarıştırmaya kalkma. Yarıştırmayı bırak, biz kavga ettiriyoruz. Ama geçti Borun Pazarı. Süreç yani Niciye demiş. Bitti ya Borun Pazarı. Allah uyarsın. Dünyayı uyarsın. Sadece Türk milleti uyanıyor, yetmez. Arap alem uyanıyor, yetmez. Dünya uyanacak, dünya. Onlar epey uyanıklık gösteriyorlar. Bizden iyi uyandı onlar. Ya, baksana, Amerikan Reisi Cumhur'u ne diyor? Bilmem nerede dinledim de, okudum mu, dinledim mi, yazdım işte, vay çıktım. Sözlerime çok duygulandım. Bugünlerde tebliğinin az da olsa benzerlerini icraatı görülen Amerika Başkanı'nın dünyada Hazreti Allah'a inanan toplum ve fertlerin düşünmesi lazım gelen etkin tebliğ. Ne diyor? Gözlüğü değiştireyim de nazar ediyorsunuz buna. Gözlüksüz okuyor diye. Amerika'nın
Tanrı'nın emrinde olduğunu hiçbir zaman tartışılamaz diyor. Allah! Bir şey diyeceğiz mi ya? Allah iman Kur'an nasip etsin şimdi ya. Ne diyor? İyi anladınız mı? Tartışılmaz dahi diyor. Allah'ın bir deyiz. Ya bu söz sana yakışıyordu. Evet, evet, evet. Tartışılmaz diyor. Başkan Bush. Bush. Babası da Bush. Niye mi? Gerçekte bir şey daha size bir müjde daha vereyim. Haberiniz var mı? Buradan verelim de gayete geçsin. Çünkü nasıl salınacak, CD'ler yapacağız falan filan. Hepsi dinleyecek. Gerçekte, gerçeği idrakte müstesna yaratılmış. Almanya Federal Büyükelçi Doktor Rudolf Schmidt ve belki söyleyemem. Ankara 12 Haziran 2002 tarihinde şahsıma gönderdiği mektupta İslam'a dolayısıyla şahsıma övgü dolu yazısını evet, aldım okudum. Fırsat bulduğunda Antalya'ya gelip benimle görüşmek istemesi okuyanları ve naçiz şahsımı çok duygulandırdı. Bizi Antalya'da zannediyor da Ankara'daki baş büyükelçi Ankara'ya bir yolum düşerse görüşeceğim diyor. İyi anlıyor musunuz? Neler övgü dolu yazıları. İslam'ı anlamış. Ne yazık ki diyor gönderdiğiniz kitapları yardım olmadan bir şey anlamıyorum. Evet yardım çalışıyor. İnşallah bulacak okuyacak. İşte Almanca yaptığımız bant. İnşallah her yerde gösterecek. İngilizce yaptığımız bant. İnşallah her yerde etkisini gösterecek. Ne gösterecek? İslam'ı anlatıyoruz biz. İslam'ı anlatıyoruz. Yeter diyoruz ya. Yeter İslam anlayalım. Kardeşliğimizi anlayalım. Evet. Çünkü merciler anlatmak istemiyor. Niye bilmiyorum. Bir zaman Zuhra Hırı 40-50 senedir oldu bizi tartışalı. Daha senelerce geliriz. Ta şeyden efendim Moğol istilasından bu tarafa. Gelir zamanımıza kadar hala Zuhra Hırgılan gafiller var. Niye? Sebep sorup bir şey bildiği yok. Bir şey bildiği var. Ne? Bu hükümet bu devletin emri altında kılınmaz cuma diye. Allah öyle bir kavim yok. Öyle bir kavim yok. Hoca efendiler burada. Efendim. Cuma size kıyamete kadar farz kılındı. İster adil imam ister zalim imam buyurmadı mı Hazreti Resul Efendimiz? Evet, evet, evet. Cuma her tarafta kılarsın. 3 kişi bir yere toplanır da cuma kılmak için müsaade isterse biz veririz diyor. Cennet Mekan Eski Diyanet İşleri Başkanı Hamdi Akseki. İslam Beyni kitabında. Bizden başka da bilen yok. Suud'da, Muğut'ta, Arap alemlerinde bilen yok. Bizim yakınlarımıza ecik oraları aşılamışız. Mikrop şey gibi. Yahu namaza böyle denir mi? Namaz değil ki. Namaz değil. Daha hala yeteri kadar tebliğ edemediler. Yok dedikleri halde üzerinde duramıyorlar. Niye? Şimdiye kadar niye demediniz diye halk sorarsa biz ne deriz? İşte İslam'ı da onun için anlatamıyorlar. Onun için anlatıyorum şimdi. İslam'ı da onun için anlatamıyorlar. Tek din İslam'dır diyemiyorlar. Adem Safiyullah'tan kıyamete kadar baki din İslam'dır diyemiyorlar. Ya
Bakın Hazreti Allah ne buyuruyor, onlar diyemiyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, diyor Hazreti Allah, buyuruyor. Allah'a bize indirilene, Allah'ın bize indirdiğine, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına, indirilen Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rableri tarafından verilenlere inandık de. De. Peygamberimiz Hazreti Allah buyuruyor. İyi anlayın. Onlar arasında bir ayrım yapmayız. Biz ayrım yapmayız. Biz ona teslim olanlardanız. Allah'a teslim olanlardanız. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, Hazreti Allah buyuruyor. İyi yine. Bilsin ki ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette kaybedenlerden olacak. Tır. Ali İmran Suresi 84-85. ayetler. İyi anladınız mı? Hazreti Allah böyle buyuruyor. Biz ne yaptık bakın? Yeni yeni kendimize gelmeye başladık. Yeni yeni kendimize geliyoruz. Evet, evet, evet. Allah kimi doğru yola iletmek isterse, bakın, çok dikkat edin, burada bir umuz var. Tasavvufi bir umuz var. Allah kimi doğru yola iletmek isterse, onun göğsünü İslam'a açar. Anladın mı? Kimi de saptırmak isterse, onun gözünü göğe çıkıyormuş gibi dar ve tıkanık yapar. Öyle değil mi? Bunu uçak kullanan pilotlara soracaksın. Hatta bayıldılar onlar yukarı çıkarken aşağı inerken. Süratli. Ayarlarlar da otomatik yuvardığı yeri bilir. Tespit eden geri döner. Şimdi fike yapan hiçbir pilot kendinde değildir. Aşağı inerken yukarı çıkardı. Uçağı bilinler, iyi bilirler. Bazen uçak düştü derler. Az bir şey düşer. İnsanın bir yerler ağzına gelir. Ha? Evet. Allah inananların üstüne böyle pislik döker. Pislik diyor onun üstüne. İnanmayanların üzerine. İnanmayanların üzerine. Böyle pislik döker. Enam suresi 173 sura. Yani Hazreti Kur'an'dan başka Allah ayırmasın ışığından, nurundan. Bizleri zamana göre Hazreti Kur'an'ı anlayan ve yaşayabilen zümreden ayırmasın. Onlarla beraber eylesin. Böyle toplumlar var mı? Allah adınıza artırsın. Olmaz mı? Var. Ya. Sizin bu toplantınız ve bu kuruluşunuz yasal mı? Elbet. Allah'ın kanunlarına göre çok çok yasal. Emrilahiye uygun. Atatürk ilkelerine göre de yasal. Niye? Öyle buyurmadı mı
Cennet mekan Atatürk. Deyince başkalarının abdestleri bozulur. Bozulsun. Bizde yok abdest bozulacak. Nurullah Efendi'ye meşayiften. Efendi Hazretleri, türbeleri, zaviyeleri, dergahları biliyorsun. Biz kapattık. Allah bana ömür verecek mi bilmiyorum. İmanlı kişi dikkat et. İmansız diyen kafir olur Allah korusun. Allah bana ömür verecek mi bilmiyorum. Zamanı gelince biz açacağız yine. Ben açacağım. Ama onun ismi altında işte bu sıkletleri yürütenlere aşk olsun. Daha hala. İsmet Paşa merhum ne diyor? 15-16 seneydi bizim kararımız. Çünkü ilahi nihayeye kapatmak sedaiyet nahacı değil ki insanlar. Tasavvuf, tasavvufsuz tarikatsız din olmaz ki. Bakın, ismi ne olursa olsun mutlaka tasavvuf ve tarikat mevcuttur. Niye? Hazreti Allah öyle buyurmuyor mu biz peygamberlere? Bir şeriat, bir de tarik verdik, yol gösterdik. Yol. Ne o yol? Sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim emrillah üzere. Gizleyecek yol. Gayrül mağdûb aleyhim veleddâlin. Bunlar da Allah korusun bizleri. Efendim, bunun dışına iteklettirmesin Rabbim. Niye diyorsun bunları? Hep acısını, sancısını çekiyoruz da. Yakın zamanda başımızda da bir iş var. Onu yazdım ama şöyle bir okuyayım inşallah. Daha başka türlü de okuyacağız, zaman gelecek. Onu okumadan şimdi kibarca bir okuyalım. Biliyorsunuz biz Allah'ın emri üzere Rabbim'in verdiği vazifenin icabı gayri ihtiyari toplanan bir toplumuz. İyi anlayın. Gayri ihtiyari diyorum. Birbirimizi kokumuzdan anlıyoruz biz. Ya. Ayırt etmiyoruz. Allah küfürdüren kulunu da yakmasın, azap etmesin. Rabbim şanı yücedir. Öyle buyuruyor. Habibim söyle. Nefislerinde zulümü hattaşın kullarıma söyle. Nefislerinde zulümde hattaşın kullarıma söyle. Nefisler zulümde. Onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Kitabımı işte yapıyor. Ayet-i Kerime. Keser miyiz? Başka kafamız mı var bizim? Yavrum tebrik ederim. Hafife almayın. Ehli aşksınız, ehli sevgisiniz. Erbab-ı zikirsiniz. Mutasavvifindensiniz. Nur-u aynımsınız. İyi anlayın, yağ çekmiyor. Samimiyetiniz ismetinde. Ne kadar samimiyse varışına gelişim, taranışına bulguraşım. Çorum tabiri. Kulum beni zikreder, bana aşık olur diyor Hazreti Allah. Öyle samim olur ki ben de ona aşık olurum. Allah! İyi anlıyor musunuz? İşte siz o zümresiniz. Allah'a dediğiniz artırsın. Bu zümre düşündü taşındı. Lafla peynir yemiş yürümez dedi. Ne yapalım öyleyse? Ne yapalım? Ya Allah ne emrediyorsa ne yapalım? Ne diyor? Kur'an'ın başına baktık. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُؤْمِنَ السَّلَاةَ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Yani o müttaki kullarım gayba iman ederler.
namazlarını kılarlar. İyi anla. Verdiğimiz rızıktan da tasattıp ederler. Açları doyururlar. Fakir fukaraya yardım ederler. Bu. Özü bu. Ana. Ne duruyoruz dedik. Ne duruyoruz dedik. Ne yaptık? Gücümüz hizmete. Un getirttirdik, yağ getirdik. Ta 80'lerden evvel. 80'lerden evvel. İyi dinleyin. He? 60'lı senelerde başladık. He bak. Hacı Efendi öyle diyor, 60'lı diyor. O kadar inmeyelim de neyse indik hadi. Yağ getirdik. Yani kızartma için hamuru. Bir torba un verdik. Kapıştılar. Bir nizam nizama sokamadık. Kamyonun içine çıktılar, kalktılar. Kıyamet koptu. Evlerine bırakalım dedi ki izdiham oldu. Yapamadık, yapamadık, yapamadık. Seneler geldi. Dedi ki ya ekmek verelim. Ekmek. Fakir fukara aç. Yemek verilmez aç insana. Evvela ekmek ver, karnını doyursun. Dedik. O müddeki literatür ittika sahibiysen bu elzem. İyi anlayın. Uydurma değil. Ve ekmek vermeye başladık. Merkezde 1000, 2000 neyse çıktık, sıktık, indik, çıktık falan. Durumumuza göre ya paramız oldu. Çok verdik, az olduğunu şemsiyeyi genişletelim dedik. Niye? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki komşusu aç iken dok yatan bizden değildir. Ana. Bizden değil diyor. Ya komşularımızı aç yatırmayalım dedik. Komşu kim? Camiyi merkeze aldık. Caminin yanına doğru şemsiyeyi açtık. İmkanımızı da genişletmeye çalıştık. Kış geldi. Kömürlerini aldık bazı fakir fukaranın gücümüz nispetinde olduğunlarını aldık. Bazı gençlerimize yardımda bulunduk. Burs değil. Bursa gücümüz yetmez. Öyle. Sonra burslar medyun ediyor insanı. O burs veren insana yahut tarafa. Bizde öyle bir şey yok. Ha şunu dikkatle dinleyin. Ekmek verdiğimiz şahıslarda binlerce, on binlerce, belki 10-15-20 derviş çıkmaz. İyi anlayın. Muhtarlığın verdiği vesikaya istinaden kendimiz tetiki gidiyoruz bizatihi evlerini gezerek. Bak kaçamak oluyor bunda. Bazı bıçağın hakkını alanlar da var. Yok değil. Efendim. Sade bura mı? Değil. Ankara değil. İmlendi. Şehirler Türkiye'de. Biz de yapalım dediler. Ne yapalım? Olur yapın. Demeden evvel biz vakfa girdik. Vakıf yapalım dedik. Daha şeffaf olsun, daha kanun-u nizami olsun dedik. Dedik. Daha derli toplu olsun, ecdadımızın yaptığı gibi dedik. Halbuki ecdadımız da neler çekmiş bu vakıf meselesinden. Beddua edenlerin had hesabı yok. Beddua edenlerin had hesabı yok. Paşahlar başta. Neyse. Bilemedik. Kafilane bazı mevzularda biz vakıf kurduk. Evet, samimiyetimizi Allah'a ve kullarına olan samimiyetimizi resmiyete döktük. Dedik ki noktayı virgülü vereceğiz size dedik. Hani öyle demiş arkadaş ya, öldün ölmeydi kardeş. Kanununla nizamıyla öldün demiş ya. Ya o hikayeyi de anlatayım mı? Anlatayım. İki arkadaş gidiyorlar sahrada
Bir bataklığa girmiş arkadaşım biri, batmış gidiyor. Nefes aldıkça gidiyor. Arkadaşım demiş ki yaklaşma. Koş, yakında karakol var. Karakoldan imdat çağır. Hemen beni kurtarsınlar. Yol yakındayken. Olup koşmuş arkadaşım. Doğru. Tabii karakola yaklaşınca bağırarak geliyor. Yetişin imdat, yetişin. Öyle ya arkadaş, gidiyor. Tehlike. Bunu içeri çekiyorlar. Bir temiz diyor ya, ne bağırıyorsun lan diye. Kanun var, imzam var. Eşya olacak. Böyle ahıra girmiş gibi girilir mi? He? Girilmez. Bir de iyi doyuyorlar. O teslim oluyor tabii. Olur diyor. Ne yapmak lazımsa. Vazgeçiyor kardeşinden, arkadaşından. Öyle mi gelişten vazgeçti? Zabıt tutuyorlar. Kaymakamlığa gönderiyorlar. Kaymakamlık dosyayı alıyor. Sağa götür, sola götür, dosya kabarıyor. Kaymakamlıktan emir çıkıyor. İşte ilk gittiği karakola emrediler. Lazım gelen teçhizatla adam kurtarılar. Dosya defiyim dolmuş. Adam geliyor. Urgan alıyorlar, sırık muruk alıyorlar. Emri üzere kaymakamlığın jandarmalar harekete geçiyor. Geliyorlar ki adamın fesin füskülü kalmış dışında. Gitmiş de çoktan fesin füskülü kalıyor, duruyor üstünde. Başka görünen yok. Allah rahmet eylesin diyorlar. Arkadaş üzülme diyor, bağırıyor oraya. Ölmeyi öldüm. Kanununla, nizamıyla öldüm. Böyle dosyaya bak diyor. Dosya. Biz de öğretmedik mi? O tertemiz toplum böyle kanunla, nizamıyla öldürme yok mu? Şimdi kapanma kararlarına, kapanma kararları ya, ortamcı mıyız biz? İmece usulü, halkın verdiği, arkadaşlarımın verdiği, kardeşlerimin verdiği, efendim bir esasa isnat eden meblağı fırıncılara vererek ekmek alıp dağıtıyoruz. Değil mi? Ve tüzüğümüzde de yazdım. Bakın hiç yok öyle. Türkiye'de, dünyada öyle bir tüzük yok. Zaten o da zorlarına gitti. Kimin? Sağcının da zoruna gitti, solcunun da. Böyle bir tüzük mü olur diye. İyi anlayın. Yani bizi sağcı da sevmiyor, solcu da. Nasıl olacaksın? Hani Avustol Muhammed'i olmuş, vefat etmiş de. Müslüman diyorlar ya, bizim Müslüman. Hemen ölüvermiş orada. Vakti yakınmış. Anası başında ağlarmış. Ulan Avustol salak. Halin nice olacak. İsa'ya yüzün kalmadı. Muhammed daha seni tanımıyor. Senin halin nice olacak diye dertlenirmiş. Şimdi biz de onu hesap. Şuraya niye virgül koymadınız? Şuraya niye bilmem ne atmadınız? Şu efendim makbuzu niye verdiniz? Ya sizden aldık parayla bu makbuzu. Biz onu feshettik. Haberimiz yok. Bu da sizden aldık ya, verdik. Olmaz, okudun. Köle demiş. Ben seni çarşamba gün kovacağım lan. Hiç zahmet etme, ben salı kaçıyorum demiş. Yani esprilerle anlatmaya çalışıyoruz ama insanın içi yanıyor. İçi yanıyor. Nedir? Bir suç mu var? Bir suçumuz mu var? Muamelat kısmını biz belki bilemeyiz bu kadar. Kusura bakmayın. Biz ekmek veriyoruz. Biliyorsunuz ecdadımız kediye bakma vakfı demiş. Kediye bakma vakfı. Bunun kanunu nereden izlenmedi? Biz de bunun gibi ya. Biz de bunun gibi. Neler? Şimdi teşhise geliyorlar, teşekkür ediyorlar. Ama gidiyorlar, diyorlar ki yok canım. Şunun şurası 90. Ne yapalım? Kapatalım.
Merkezde mahkemeye verelim. Büyük lan. Vallahi. Şunun karadan kolayını bulalım da gel kardeşim diyeceğiz. Şunun eski halimizi bize ne olur bir buldurun gel. Biz vazgeçtik. Eşya sorusundan vazgeçtik. Tabii. Tabii. Ya şu tertemiz işin bizi niye rencide ediyorsun? Biz Allah böyle emretti diye böyle tıkırdık yapıyoruz. Peygamber Efendimiz böyle buyurdu diye yapıyoruz. Bizim bu suçumuz bu. Başka neyimiz var? Neyse. Onun için inşallah rica edeceğiz. Ben ne yapacağız? Ama idare edin falan diyeceğiz. Yok bir şey. Ortada bir suç yok. Ortada bariz bir suç yok. İstismar edilmiş bir şey yok. Yahu şimdi sen bu kanunlarınla, yani affedersiniz ben devleti, hükümeti suçlamak değil benim kastım. Hatta o kuruluşu da suçlamıyorum, öyle kurmuşlar. Şu tertemiz işlerimizi lütfen rencide etmeyin. Bir şey değil. Ne yapmamız lazımsa sizin dediğiniz şekilde biz yapamayız. Niye? Tahsilimizde müsait değil, toplumumuzda biz öyle yetişmedik. Öyle muameleleri de pek beceremiyoruz. Elimize yüzümüze bulaştırıyoruz. Ne yapalım? Ya. Evet. Şimdi neye benzer bu? Bakın, esnaf olarak hayatım esnaflıkla geçti. Size bundan örnekler vereyim. Bugün bir maliye memuru bir esnafı tefkik eder. Hiç noksansızdır o esnaf. Vallahi değil. Yemin ediyorum. İyi anlayın. Ama bilgilidir, kurnazdır. Kitabına uydurmuştur. Yahasını kurtarmıştır. Bir zamanlar bana maliye memurları geldi sana rica ettiğim zaman. Bakın çok acı. İnşallah düzeltirler bunları. Esnafın durumuna göre kanun çıkarırlar. Dört tane memur geldi. Sene çok evveli. Başlar defterimi. Defterimi de kendim yazıyorum. Tabii kebir değil şu defter. Baktılar. Oo, teşekkür ederiz dediler. Usta çok güzel. Efendim, imzaladılar dördüne mühür bastılar. Defterin arkasına tasdik ettiler. Memurun birisi dedi ki, usta hiç yapıp da yazmadığın var mı dedi. Şaka mahiyetinde. Hani sorulur mu bu esnafa? Sorulmaz ama bu yolda sorulmaz bu. Olmaz mı dedim ya, çok. Ha? Ya ben şahittim çok diyor. Vallahi öyle tabii. Hepsi yazılır mı ya? Akdesiniz bir laf vardı, her sırf papaza söylenmez diye. Günah çıkarırlar da hepsini söylemezler. Bazılarını atlarlar. Ya yazmadık diyor. Niye yazmadık? Şu sitelere gel dedim. Sitelerdeyim mesela. Bir tanesi ben tamamıyla yazdım derse inanma Allah aşkına. Bak ben söylüyorum. Nasıl olur dedi ya. Nasıl olur bu? Kanuna muhalefet. Yok ya niye muhalefet olsun? Ben vergimi veriyorum işte. Gücümden fazla veriyorum. Ve arkadaşlarıma da tembih ediyorum. Verin oğlum verginizi. Vergisiz devlet olmaz. Bizim fakir devletimiz. Ancak vergiyle yakasını toparlıyor. İnşallah zaman gelir de efendim yeraltı yer üstü menbaalarını işletebilirsek efendim IMF'den kurtulup yine efendim şeye girebilirsek Avrupa Birliği'ne sek dolu. İnşallah kendimize geleceğiz. Hani hocaya rahmetullah borçlusu gelmiş de pencerenin önünde duruyor, karısı pencereyi açtırmış. Ne söylersem söyle diyor alacaklıya.
Hoca yok mu diye soruyor adam. Şeye gitti, yollara çalı dikecek. Çalılar büyüyecek, koyunlar geçerken tikenlerine yunları takılacak. Onları toplayacak, sana borcu varmış, onu ödeyecek. Deyince gülüyor, adam kahkaha atıyor, alacaklı. Hoca dayanamıyor da pencereden diyor, ben fazla bek. Peşin parayı buldum da nasıl gülüyorum? Neyse. Ya da size geçim hakkı tanıyorum. Ne tanıyor? Etmeyleme dedik ya. Amerika %90 vergi veriyor. %90 değil, %100 alın siz. Niye? Amerika'nın yaptığını yaptı. Ne harcarsam ben yazayım. Kabul edin onu. Araştırmayın, kabul edin. %90 oluyor. Alsın hadi alsın. Şimdi siz öyle değil ki. Bana zehir dalanız verdiğiniz, tahsis ettiğiniz şey. Evet. Neyse, Mehmet Mazlum yetişti. İçinizden bilmiyorum. Peki buradadır. Perdeci. Mehmet Mazlum geldi. Bak dedim, bu dervişimiz iyi giyineyim. Şimdi tam geldi üzerine. Allah gönderdi. Hoş Ahmedi'den sonra Mehmet nasılsın, iyi misin dedim. İyiyim efendim. Mehmet ne kadar cüra ettin bu sene dedim. Sizin de malumatınız var herhalde. Bir meblağ söyledi, yüksek bir şey yapmış. Şimdi şeyhine yalan söyleyecekler ya. Bak ben şeyhiyim, bu derviş dedim. Yalan söylemez, iyi dinim. Şu kadar ciro. Yavaşça dedim ki birisine hesap et. Ne kadar vergi tutar dedim. Şu kadar vergi tutar dedi. Mehmet bak şu kadar vergin varmış oğlum. Nasıl? Verebilir mi? Efendi iflas ettim, bilmiyor mu dedi. Dükkanı kapattım. İflas ettim. Memurlar dedim ki iyi dinlediniz mi? Bakın şu kadar da ciro etmiş, onu da anlattı. Ve iflas etmiş, yetmemiş. Sen diyorsun ki şu kadar vergi verecek, cebinde parası yok. Şimdi bunu bana izah edin lütfen. Bu adam derviş. İçki içmez. Kumar oynamaz. Gayrimeşru bir hareketi yoktur. Allah korusun olsun. Tövbe istiğfar ederim. Devam etmez. Neyse. Fazla karıştırmayalım. Şimdi bu adamın bak iflas ettim diyor. Yok işte. Gayrimeşru yok. Değil gayrimeşru. Meşru yollardan gayret. Bunun altından kalkabilir misiniz? Vallahi biz de şaşırdık dediler. Ha şaşırdık. Tabii tabii. Memurlar şaşırdık dediler. Öyle. Ben çok çatılarda gezdim. Vesikam yok diye. Çalışıyor. Aman bir baskın. Yok. Bir zamanlar biliyorsunuz. İki beygir motordan fazla motor çalıştıramazdın. Vergi, muamele vergisine tabi olurdum. Muamele vergisi falan keser. Şimdi öyle bir şey yok. Ama biz yok, çekmiyor motor. Dehliz yapmıştık. Bir ip yaptık. İpi çektiğimiz zaman 5 beygirlik motor geliyor, dayanıyor. İpi bıraktığımız zaman 2 beygirlik motor. Birbirimizi şikayet ederdik. Ya o fanacının sesi çok çıkıyor. O büyük motoru alınmış. Hemen maliyeciler yürüdür. Efendim. O gelen ne alır? İpi çekmişiz. Motor değişmiş. Ne günler geçirdik. Evet. Şimdi bunda da ipi çekmenin kolayını bulsak. Ya. Vakıf iyiydi, güzel de. Bizim işimiz değil. Biz tüzağa yazdık. Bizim vakfımız ticaretle uğraşmayacak. Bizim vakfımız politikacı olmayacak. Bizim vakfımız siyasete girmeyecek. Bizim vakfımız partici olmayacak. Bizim vakfımız Atatürk ilkelerine aykırı olmayacak.
Ya daha ne yapalım? Başka biliyorsanız söyleyin. Ya öyle zorlarına gitti ki bu bazıları. Lan böyle maneviyat mı olur be? Diye. Neyse, neyse inşallah iyi olur. Dua edin de. Yok mu çaresi dostlar? Fesubhanallah dediği gibi hani şarkıya şey yarıyor. Efendim, efendim. Allah rızasına muvaffak kılsın Rabbim. Razı olacağı şekilde bizleri yaşasın. Razı olarak da emanetini teslim alsın. İmanımızı korusun. Nâhlin şerrinden Rabbime sığınıyoruz. Muhafaza buyursun. Dergahımız, dergah demiyorum da toplumumuz yasaldır kardeşim. Biz aramız yok. Açık. Açık şeffaf dedikleri. Onun için Allah'ın için diyor. Suç. Neyi suç ya? Sizin bu ne kıyafetler? Onlar bizim hokrolik şeyimiz, kıyafetlerimiz. Efendim, öyle olmuyor mu zaten? Şeyde üçete bilmem ne giydiriyorsun, kanun nizamı mı? Biz de giyiyoruz işte üçete giyiyoruz. Belki. Allah dünyaya tanısın inşallah. Rabbim sadece Türkiye değil, bütün İslam alemini aydınlatsın Rabbim. İslam'ın beş şartı diye öyle bir şey yok. Artık aldanmasın Müslümanlar. İslam'da şart yok çünkü. Ehmentünün şartı var. Yani imanın şartı var. İslam'ın şartı yok. Ya ne o? Şimdi ne o derken haşa hafif alarak söylemiyorum. Savmu salat, haccü zekat, kelime-i şehadet. Derviş olan kişi bunları kabul etmezse vazife veremiyoruz. Bize verilen vazife buna müsait gelmiyor. Müttaki kulları Allah'ın, mümin kulları, ittika sahibi kulları namazlarını kılar, oruçlarını tutar, haçlarını yaparlar, zekatlarını verirler. Allah'ı da zikrederler. Evet. Zikren kesira emreden uyarlar. Efendim, namazda zikir, evet namazda da var zikrullah. Oruçta zikir, oruçta da var zikrullah. Hepsinde var ama bütün mükemmenattaki her yaratığın müşterek ibadet tarzı zikrullah var ki bunlar ancak Allah'ın ismini telaffuzla elde edilir, kalben elde edilir. Virt olarak elde edilir. Virt, virt. Efendim. Onun için Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de emri virdin üzerinde durmuş ve tarif buyurmuşlardır. Evet. Hatta bir kadının birisi namaza gelirken çölün ortasında das sayıyor. Çöl, das sayıyor. Namazdan fari olunca duhayı da işrak kılar, duha kılar da öyle giderdi Peygamber Efendimiz hane-i saadetlerine. Güneş yükseldikten sonra dua kılınır. İşrak daha evvel kılınır. Efendim, kadın hala das saymakla meşgul. Dedi ki teyze sen hala taş mı sayıyorsun? Niye taş? Allah'ı zikrediyorum tarifim üzere ya Resulallah. Tesbih o zaman yok herhalde. Ne de olsun fakir kadın. Taş oradan arıyor, yoldan oraya koyuyor. Fasulye, nohut neyse. Onu da bulamamış, tas sayıyor. Ben sana öyle bir şey tarif edeyim ki, sen yaşlısın. Allah kabul etsin. Hadi böyle eziyet çekme, evine git. Ve de ki, vicdine oturduğun zaman, adeta halukya, ziyneti arşukya, midadi kelimatüke, küllama, zekerke, zâkirun, gafel an zikri gafilun, nebeytir rızaen lillahi teâlâ. Ya Rabbi, benim arzum senin rızan ilahindir. Nebeytir rızaen lillahi teâlâ. Sen razı ol ya Rabbi. Adeta halk ettiğin bütün eşyaların adedince seni zikrederim. Arş-ı ziynetlendiğin yıldızların adedince seni zikrederim ya Rabbi.
Müdâd-ı kelimat ve bütün kelamlar adedince seni zikrederim. Kafirlerin adedince de seni zikreder. Evet. Yine neveyt-i rıza'ın lillahi teâlâ. Benim maksadım senin rıza ilahindir ya Rabbi. Yavrum, virdinizi terk etmeyin. Allah Resulullah aşkına. Terk değil de hafife almayın. Bak, 24 saatte bir sefer. Yorluk yok. Yapılmayacak bir şey yok ki. Yapılmayacak bir şey yok. 24 saatte bir sefer. Yolun uğramazsa Muhammed'e, geçti kervan kaldın dağlar başında. Muhammediler için tabii bu. Öyle ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tebliğ vazifesinin zuhurunda mütevellit. Varsın nebine dim ilahi bulamadınsa, Peygamber Efendimiz hayatta olsun olmasın. Değişen bir şey yok. Gönül ister ki o zaman yaşasaydım. Ama şimdiki yaşantımız olmazdı o zaman. Daha başkaydı. Allah samimi kullarının adedini artırsın. Amin. Ve emeklerini zayi etmesin. Amin. Evet, değişen hiçbir şey yok kardeşim. Bugün Hazreti Resulü Ekrem'in biat ve cibesini yerine getirebiliyor muyum? Getiriyorsun. Açık söylüyor. Niye? Allah'ın vazifendir diye varsın nebine diyeyim ilahi. Buldun, ona biat ettin. Sen Hazreti Resul-i Ekrem Efendime biat ettin. Atmasyon değil. İnşallah kitaplarda bunun delillerini çok çok göstereceğim zaman geçtikçe. Ben şarlatan değilim. Müsait yaratılmadım. O şirket ya. Yapımda yok benim. Bak açık söylüyorum. Yavrum başkalarına bak karışmam, Allah işlerini nasıl getirsin başkalarına. Ama Allah sahtelerin adedini azaltsın. Çünkü öyle balta vuruyorlar ki, öyle balta vuruyorlar ki, şahıs demiyoruz, şahıs demiyoruz. Çünkü ruhi olduğu için istismar o kadar basit ki, zahir ulumayla bir kere anlaşmak mümkün değil. Niye? Halbuki mümkün de olmuyor nedense. Tarih boyu böyle gelmiş. Ama inşallah biz bu davayı da halledeceğiz. Rabbimin lütfu ihsanıyla. Zahiri batını diye ayırt etmiyoruz biz ilmi. Rabbim lütfederse bu kardeşlerimi de kucaklayacağız. Ama o da bizi kucaklarsa kucaklayacağız. Evet. Zaman buna doğru gidiyor. Müjdeler olsun. Mesela Diyanet İşleri, evet, şimdi sık sık içtihadi toplantılar yapıyor. Geç kalındı ama içtihadi toplantı yapılıyor. İnşallah semeresini gösterir. O da henüz hiç noktaya basmıyorlar. Anayasayı bıraktılar şimdi. Dinin anayasasına dokunmuyorlar da kenarcığında geziyorlar. Vardım deniz kenarına, vardım deniz kenarına demiş canım Karadenizli. Bir kuruş vermişler de türkü söyle diye. Vardım deniz kenarına, vardım deniz kenarına. Bitmiyor. Arap'ın yalilisi gibi. Sonra demişler, daha ileri gideyim de boğulayım bir kuruşumuza demiş. Bak, Rabbimi zikredelim. Allah şimdiden razı olsun. Esas meselelere fazla dokunamadık bu sefer. İnşallah. Esas meseleleri çok anlattım. Bunlar düzenlene kadar anlatacağız, bağıracağız hatta. Bağıracağız, İngilizce yapacağız, Fransızca yapacağız, Almanca yapacağız. Bantları Avrupa'da bastırıyoruz. Efendim. Ve şeyini de ödüyoruz, vergisini. De ödüyoruz. Yasal. Gönderiyoruz. İşte. Bu çok muazzam. Almanya efendim. Hmm.
Başkonsolosunun yolladığı mektup, levha yaptım. Şeref levhası. Bu sizlerin şeref levhası. Lüzum edenler, pek meraklılar alır. Var, bastırdım. Efendim. Allah adetlerini artırsın. Sadece bununla mı? Ya evet. İnşallah bu bizimkilerden de gelir böyle mektuplar da. Mektup istemiyoruz biz de. Yaptık desinler, duyarız biz ya. Vallahi hiç haber etmeye bile lüzum yok. Bir ilan etsinler. Şu kardeşliği bir anlatsınlar. Beceremiyorlar. Diyalog yapacak diyorlar, geliyorlar. Hristiyan'ın şu şoförü var. Beni İsrail'in şöyle hatası var. Lan bu hatalar matalar ortaya dökerek diyalog olmaz ki, adamı güldürme ya. Ya bir sünger çekemiyor musun çeken? E canım, o zalimlerin nasıl sünger çekeyim ben? Efendim. Eşitmiyor musun Yahudilerin ne yaptığını? Allah zalimlerin velasını versin. Zalimler anlatmıyorum ben. Allah'a inanmış, Allah'a inanmış kişilerden bahsediyorum. Bunlar benim kardeşim. Allah'a inananları. Zalimleri değil. Hatta diyeyim, yani evet cihat yapıyorsun ama senin yaptığını da bir pek kabul edecek tarafı yok. Yavruların beline bombaları bağlayıp da gönderiyorsun da bu Allah'ın hangi emrine uygun? Uyar mı bu? O yavrudan beline bağlıyorsun, gönderiyorsun da gücün yiyorsa otur oturduğun yerde. Niye? Zamanında niye yapmadın? Zamanında niye biriktirmedin? Bir şeyler yapmadın. Onun için Allah ordumuza zeval vermesin yavrum. Bak göz bebeğimiz. Hubbul vatan minel iman. Onun için vatan olmayanın imandan hayır gelmez. Bir de müker. Ondan sonra ben gelmiyordum ama muhtar abimi gönderdim diye yalvarmaya başlar. Olmaz mı? Değil mi? Değil. Evet. Hasbın karınca yaşadığı merdane gezerler. Neyle gezersin? Evet. Bugün ne geçerli? Onu bulacaksın, yaşayacaksın. Bunu yaşamıyorsan İslam'ın o tarafını unuttun. Yok. Esas oralar yok. İyi anda. İslam yalnız kelime-i tevhidde arama, öyle değil. Var, o var. O kelam dökülmüş. Tatbikata gelince bakın burada Amerikan rejimundan Kıpta'yı da bahsettim. Ne diyor? Ne diyor? Tekrar edeyim. Tanrı'nın emrinde olduğumuzun tartışması olamaz diyor. Hiç tartışmayıp tartışmayın. Amerikan milleti Tanrı'nın emrinde diyor. Nasıl? Biz diyemedik. Dedin mi? Ha, bildi bilmedi. Allah iman kula nasip etsin. Lillahi'l-Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe'alem ennehu la ilahe illallah. Allah.
tekrarlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
aşk böyle demiş. Bana Allah'ın gerek. Ben dünya isterim, sizi istemiyorum demiş. Biz böyle demiyoruz. Haberin olsun. Biz Rabbim'den dünyayı istiyor varlığını. Allah'a mani olacak bir şey istemiyoruz. Allah'ın varlığını bize ters göster bir şey istemiyoruz. Yoksa dünya lazım diyor. Ahiret kadar lazım diyor. Çünkü burada kazanacaksın, burada kazanacaksın. Evet. Sonra o kadar yiğit yerimiz, yoğuz yiyor hemen. Ya, iddianı tarif tutmadan sonra sahtekarlığın renkleri çıkar. Değil mi? Biz dünya istemiyoruz dedik. Biraz bir şey ısırmadım mesela bu sefer barbar bağır köle dövümünü sürdü. Ne istiyorsun bu demiş bu oğlan diye. Oğlanım. Güç dileme hiçbir zaman Allah'tan. Allah'tan güç dileme. Acıyı icat et. Sen acıyla insansın. Allah'ın sonsuz rahmetine güvenerek gelmiş bir insansın. Çekerlerini de getirdiler. Onun için başlarım şimdi ben de. Dikkat edelim. Onun için bize dünya da lazım. Ukva da lazım. Lazım. Allah'ın nehyettiği şeyler dışında lazım. Evet. Günah-ı kebairden dışında lazım. Şimdi bize öyle bu okuyalım, olur mu? Belki.
çekiyor bunda. Bu ne ya? Hazreti Allah. Hazreti Allah'ı kastediyor. O ne diyor o? Başka yok. Başka bir kuvvet yok. Ne Peygamber Efendilerin de var mükemmel. Ne meşahitler var. Hep Allah'ın kulu. Allah nazarından özür dilerim. Rabbim bu imanını muhafaza buyurun. Amin. Şöyle bir cennetlere uğrar mısınız bak acaba? Cennette artık. Ya böyle şeyde, abi hayatında bana bir şuna cennetlere uğrar. Ne oluyor musunuz? Var mı? Yolda anasın ben hakikaten, rahatlığı öylesin. Hayır. Hayır diyorum, hayır diyorum ya. Yeah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله. الصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي قال في حديث لا إله إلا الله وعلى آله وأصحابه شاهد من حديث المزامي لا إله إلا الله محمد رسول الله. O cevüz-ü zâkirâm-ı mağdûb-ı âşıkâm-ı manzelâm-ı hakkâfî-i bu meclis-i şerîf-i cümlemiz hakkında Allah'a usret-i kesret-i aşk, sebeb-i lefret, istirâb ve hayret eyle. Bu meclis-i şerîf'ten hasıl olan sevâb ve meşr-i meşrûlâtı, evvelen bizzat, fahd-i kâlinâ, Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa ve Nebi-i Müştefa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine acizane fakirane ihlal ileri kaldım, muhasır ederim. Çeşme-i füzat-ı peygamberliğinden Rabbul Erbab cümlemizi seylâb eyleyin. Amdan cümle peygambera nizam ve Resul-i Kiram Hazretlerine Câriyâni Vâsefâ Ebu Bekir Sıddık Ömer-i Faruk Osman-ı Zidûhî Ali el-Murtaza radıyallahu anhum efendilerimizin, Ehl-i Beyt'in, Ali Beyt'in, evlad-ı Resulullah'ın, Ehl-i Beyt'in Resulullah'ın, 12 İmam 14 Masum Ufak, 24 Hatun, 72 Pehlivan, Şehid-i Kerbela, Şehid-i Bedir, Şehid-i Uhud, Şehid-i Hendek ve cümle şühedanın dahi ruhlarına hediye edip Rabbim muhasır eyle. Ashab-ı kiram, ashab-ı güzin, sahabe-i kiram, sahabe-i güzin, muhacirin, ansarın, tabi'in, tebaat tabi'in, müştehid-i izam efendilerimizin de ruhlarına hediye ederek Rabbim vazı verir. Andan fahusuz, birimiz sultanımız Kavsul Azam Seyyid Abdülkadir Geylani, Ebel Alemeyn Seyyid Ahmet el-Kemi Rufai, Seyyid Ahmet el-Bedevi, Seyyid İbrahim Dissuki, Şeyh Ebul Hasan Ali Şazili, Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahattin Hazretleri, Üveysel Karani, Selman-ı Farisi, Hasan-ı Basri, Habib-i Acemi, Davud-u Ta'i, Maruf-u Kerhi, Sırr-ı Sagat-i Cüneyt-i Bağdadi, Ebul Hayr ve Ebul Vefa Hazretleri, Şeyh Muhyiddin Arabi, Şehzad-i Şirazi, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi, Şems-i Tebrizi, Sultan-ı Ulema Hazretleri, Hacı Bayram-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli, Beyazıt-ı İslam-ı Veli, Şeyh-i Şaban-ı Veli, Taceddin-i Sultan-ı Veli, Halveti, Celveti, Uşak-ı, Süngül-i Suhreverdi, Kerem-i Gazi, Ümeyd-i Gazi, Suhub-i Rumi, Yusuf-u Vahdi, Ahmet-i Ticadi Hazretleri, Hüseyin Gazi Hazretleri, Şeyh Ahmet Yesevi Hazretleri ve cümle Şeyh Ahmet Kudusi Hazretlerinin dahi ruhlarına hediye eyledik, Rabbim vasıl eyledik. Şeyhimiz, üstadımız, Maraşlı Seyyid Ali Sezai Efendi, Hacı Mustafa Efendi, Çorumlu Hacı Bekir Baba, Hacı Ali Efendi, Hacı Mustafa Efendi, Sofu Ökeş Efendi, Durum Kalayiyemizden adete irtihar etmiş, cümle meşayihi İsa Efendilerimizin ve derviş kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik, Rabbim vasıl eyledik. Meclisimizde hazır bulunan ve bulunamayan cümle ihvanımızın ve ruhlarına hediye edelim. Rabbim hazır eyle. Okunan Kur'an-ı Azim hürmetine Rabbim cümlemizi emin ve muhafaza eyle. Asagir-i İslamiye'nin, Asagir-i İslamiye'nin berren, bahren ve havaren selametler ihsan eyle. Hüccac-ı Müslümin'e dahi berren, bahren ve havaren selametler ihsan eyle. Gidenlere tekrar, gitmeyenlere en kari bir zamanda helal mal ile gidip gelmeyi nasip ve müessel eyle. Ordularımızı havada, karada, denizde, her yerde ve her zaman düşmanlarımız üzerine mansur ve muzaffer eyle. Hükümet-i Cumhuriyetimizi adl ile ihsan ile bağlılar eyleyin. Devlet adamlarımızı mülk ve millet hakkında, dinimiz, imanımız hakkında hayırlı kararlar alıp tatbik etmek nasip ve müessel. Dertlilere deva, hastalara şifa, bozuklara eda nasip-i ihsan eyle. Darda, sıkıntıda kalmışlara Allah yardım eyle. Allahümme Rabbena adina fid dünya haseneten ve fil ahirete hasene ve bina azabennâr. Birahmetike ya Erhamer Rahimin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Ordularımızın
da karada, denizde, havada her zaman her yerde düşmanlarımıza bundan sonra muzaffer edeyim. Düşmanlarımızın kahras, müşerif yorumlukta kahrum ve rişan edin. Amin. Sümanallahü'l-Mu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 'l-M
alemin hayırların üretiği, düşerlerinde fiyişi, bütün İslam alemi, bütün insanlık alemi sıkatırsın diye Allah-u Teala hazırlığına rıza şerif için cennet alem Fatiha'nın as-salam.